Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nin toplantısı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın katılımında 14 üniversite rektörüyle beraber Bolu Aban İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Senato toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği mensubu üniversitelerin durumu ve geleceğine ilişkin yol haritaları ana tema çerçevesinde ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, yüz yüze eğitim ile öğrencilere kavuştuklarını dile getirdi. Son zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde birlik olarak tüm sorunları ancak beraberce hareket ettiğimizde aşabileceğimizi gördük. Kişisel olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet eden vatandaşlarımız, can siparişine çalışan sağlık çalışanlarımızın emekleriyle sağlık sistemimizin gücü ve etkinliği birleşerek tüm dünyanın müzdarip olduğu bu dönemde büyük kazanımlar elde ettik. Yurt çapında Sağlık Bakanımız tarafından başarıyla uygulanan aşı seferberliği sayesinde salgının etkisini en aza indirerek normal yaşama dönme umudumuzun giderek arttığını hepimiz yaşıyoruz. Bu olumlu gelişmelerle eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitim ile öğrencilerimize şükürler olsun kavuştuk. Ali Şarlı yüz yüze eğitimin devamı için aşı yapılmasının önemine değindi. Eğitim ve öğretimin yüz yüze devamı için bizler aşılamanın önemine inanıyor. Tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize aşılarını mutlaka yaptırmaları hususunda aşınızı olun, kampüsünüze kavuşun sloganıyla çağrımızda çağrılar yaptık, duyurular yaptık. Şükürler olsun büyük bir oranda öğrencilerimiz, akademik personelimiz, idari personel buna karşılık verdiler. Ve böylelikle tüm Türkiye'de olduğu gibi üniversitemizde de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Rektör Ali Şarlı, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nin kuruluşuna dair de bilgi verdi. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği, 11 Temmuz 1992'de kurulmuş 4 üniversitenin 24 Şubat 2007'de Safranbolu'da bir araya gelmesiyle kurdukları önemli bir birlik. Bizde de rektörlüğe başladığımızda böyle bir birliğin oluşması için, daha doğrusu birlikten haberimiz yoktu Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nden. Bölgede bir birlik oluşturalım arzusuyla konuştuğumuzda basında arkadaşlar hocam böyle birlik zaten var dediler, kurulmuş dediler. Baktığımızda içerisinde 10 üniversitenin olduğu bir birlikten haberdar olduk. İlk ev sahipliğinde bir araya geldik. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise iyi üniversiteler için birliğin çalıştığına değindi. Araştırmayı bilen, sistematik düşünce kabiliyetini geliştirmiş, disipliner bilgi ile donanmış, disiplinler arasılığın öneminin bilincinde bireylerden oluşan nesiller, insanımızın, milletimizin ve medeniyetimizin geleceği için çok önemlidir diye düşünüyorum. İyi bir üniversite, eğitim-araştırma ikiliğine kapılmadan muhitini, çevresini ve içinde bulunduğu piyasayı da tabiri caizse bu denkleme dahil eden entegre bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu yaklaşımda öncelik yerine eş zamanlılık esastır. Yani bu üç unsurun birlikte yürütüldüğü bir usulden söz ediyoruz. Bir üniversite ne eğitimden ve öğretimden ne de araştırmadan vazgeçebilir. Özvar genç bilim insanlarının üniversiteler tarafından desteklenmesi için çağrıda da bulundu. Üniversitenin ürettiği değerlerin kıymet kazanacağı piyasaları da göz ardı edemeyiz. Diplomasını aldığında disipliner birikimiyle iş gücü piyasasına atılmaya hazır mezunlar yetiştirmek iyi üniversitenin bir diğer göstergesidir. Bu bağlamda vurgulamak istediğim bir diğer husus, üniversitelerimizin kendi mezunlarının istihdamlarını izleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmek gerekliliğidir.